Ben size bu son gününüz demedim mi? Ulan siz bugün mahalleyi terk edeceğinize bir de afişler atmıştınız be! Sokakta mı kalacağız? Bize yer göster de çıkalım! Yer göster çıkalım! Fazla konuşmayın! Derhal burayı boşaltın! İş zorbalığa dökülürse siz düşünün o zaman! İş zorbalığa dökülürse afişleri oku! Doğru söylüyor! O afişteki ismi iyi oku! Şahanım, aslanım, damadım! İçeriden hapisten çıkıyor, anlarsın ya! Aman anne, amcamın katilini nasıl böyle koruyorsun? Ne hani? Karşıma bir katil miymiş, neymiş? Onu mu çıkarıyorsunuz? Abiciğim! Abim! Abim! Vur beni, vur beni! Öldür beni abi! Bu mahalleliye acı abi! Taşınmaları için mühlet ver! Şahan denen adam içeriden çıkıyor. Mahalleli çok tutuyor. Biraz yumuşak götür işi. Kesin lan! Bu size son ihtarım. Şahan falan bana buz gelir. Kim bu Şahan? He? Efsanemiz, kahramanımız Şahan çıkıyor. Bundan sonra karşında biz değil. Şahan var! Kurtarıcımız Şahan gelecek. Dertler bitecek. Hadi hep beraber. Şahan! Şahan! Abimiz! Şahan! Abimiz! Şahan! Abimiz! Şahan abimiz, Şahan abimiz, Şahan abimiz, Şahan abimiz, Şahan abimiz, Şahan abimiz. Yarın sabah son gününüz. Yani bu size son af. Çıkmayanı pire gibi öfelerim. Fil gibi de ezerim. Kim ulan bu Şahan denilen adam? Bilmiyorum efendim. Sivilceleri kaşıyıp yara yapmışlar. Garibanın tekidir efendim. Hemen hapishaneden pisiboyu bulun. Adamın çıkışını engellesin. Emredersiniz efendim. Tamam mı, o kadar? Başüstüne efendim. Hemen hapishanede pisiboyu buluruz efendim. Abilerim gelmiş, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Bak pisibo. Fazla vaktimiz yok. Durumumuz sıkışık. Madalyon emirlerini getirdik sana. Onun emri başımın gözümün üstüne. Ne hakkında? Dördüncü koğuştaki Şahan hakkında. İşi bitsin dedi madalyon. Nasıl yaklaşacağız? Adam ermişmiş. Efsaneler yaratıp mapusta bile milleti kendine kul köle ediyormuş abi. Geç çıkmasını sağlasan da işe yarar. Bu iş bitmeli yarına kadar. Kolay değil abi. Adam belalılar belalısıymış. Neye mal olursa olsun, madalyon hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Sormazsam çatlarım. Leşi var mı? Sorulur mu be abi? Sayısız. Madalyon yandı. Biz de yandık galiba. Çaylar geldi abiler. Akşam kanı oldu bu çaylar bugün. Abin türkü okuyor, kal öyle. Odasına vardım, kayfe bin şiir oy, kayfe bin şiir oy. Kınalı parmaklar hani yandım, güley diley diley, fincan devşirir. Kınalı parmaklar hani yandım, güley diley diley, fincan devşirir. Seni gören aşık, aklın şaşırır oy. Ana nereden aldın anne, yandım güley diley diley, sen bu gelini. Abimin türküsü bitti, al çayını. Şahan. He baba. Gel oğlum, gel. Artık çıkıyorsun. Dışarıdaki yaşamına dikkat et. Mahallede şanımız yüz gelmiş baba.
Veysel'in Cevulan adımız Şahan olmuş. Bilirsin üstüme yüklenen cinayetle kahraman olmuşum. Anladığım kadarıyla mahallenin bir kahramana ihtiyacı var. O da sen olmak zorundasın. Zaten bizi rahat bırakmazlar baba. Sağımızdan solumuzdan şişirilmekte. Efsanemiz körüklenmekte. Efsaneye kömür ister, körük ister. Zaten ben ne şişirilmekten ne de patlatılmaktan yanayım. Vallahi düşmüşüz bir drama. Ne puh yiyeceğimizi bilemiyoruz. Sana öğrettiklerimi, öğütlerimi unutma. Çok düşünüp az konuşacaksın. Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından korkacaksın. Düşmanla öfkeyle değil, beyninle karşılık vereceksin. Sağ ol Seyit Baba. Kimmiş bu Şahan? Şahan diye bir abimiz varmış ha. Tarlayı olmadan önce kendisiyle bir tavla oynamak isteriz. Gelirse gider ayak bir hediyemiz olur ha. Kabul ederler mi acaba ha? Ederler tabii. Getirin tavlayı. Oyna Şahan. Sen bilirsin baba. Tavlayı getiriyormuşsunuz. Zar tutuyorsun. Abime bu laf söylerler mi lan? Abim adamı kırtlaklı sıkar ha. Fincanla oynamak istiyorum. Fincan getirin. Fincan getirin. Fincan hemen geliyor abi. Buyur Şahin abi. Fincanın içinden tutuyorsun. Abimle ne biçim konuşuyorsun la? Abim tavlayı kafamda kırar ha. Hey! Duyduk duymadık demeyin. Mumusane'de isyan çıkmış. Ne gardiyan ne mahkum kalmış. Şahan abim ortalığı dağıtmış. Eyvah! Şahanıma bir şey olmuş mu? Şahan 8 kişi. Oha 9 kişiyi vurmuş. Hadi üç kat bir duvara. Ne olmuş ne olmuş? Şahan abim 10 kişiyi vurmuş on. Kız duydun mu Şahan 11 kişiyi vurmuş. Sahi mi? Kız Hatice Şahan 12 kişiyi vurmuş. Hey duyduk duymadık. Oğlum Şahan 13 kişiyi vurmuş. Değil mi? Bak bak duydun mu? Şahan 14 kişiyi vurmuş. Yok ya aslan Şahan'ım. Kaç kişiyi vurmuş kaç kişiyi vurmuş? Abim içeride 15 kişiyi yere sermiş. Aslan Şahan'ım benim. Ne olmuş anne ne olmuş? Şahan içeride 16 kişiyi vurmuş. Can düşmanımızı bu kadar sevmen hayret doğrusu yani olmaz aslanım böyle. Aslanım Şahan'ım aslanım. 3 kat bir numara 100 lira hadi balbola balbola. Bana bak ne olmuş lan? Şahan abim 17 kişiyi vurmuş. Doğruyu söyle kaç kişi? 18 kişi. Adam içeride kaldı. Şimdi üzüntülü bir durum var ortada. Doğru lan. Boşuna seviniyoruz. Sevinecek hiçbir şey yok tabii ortada. Ya. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik. Doğru, doğru. Ve de liderliğe ihtiyacımız ya. Varken bu zamanda yapılır bize mı yapılır mı bu? Bak şu Şahan'ın yaptığına. Olmaz tabii. Bizi madalyona sattı resmen. Bak, İçeride adam vurur mu ya? Ulan boyun bozsun devrim. Hani kahramanınız? Hani lideriniz? Hani şahanınız? Ulan 1000 liraya dükkan mı kaldı be? 2000 liraya kira mı kaldı? Hepiniz çıkacaksınız. Kirayı mı veririm, yıkar mıyım bilmem. Hemen bütün eşyalarınızla şimdi çıkacaksınız. Sandınız değil mi şahanı? Yakalarsam onun da tüylerini olacağım. Hem de gözlerinizin önünde tüylerini böyle... Tek tek yolacağım. Abim! Abim!
Ah, vur beni, öldür beni. Affet ve biraz zaman tanı. Bu garibanlar ne yapar? Herif içeride adam öldürmüş. Bunlar yarın boşaltırlar. İti dövmekten çok korkut daha iyi. Patron, bugün sizle gitmek istiyorum. Evde konuşuruz. Döv beni abim. Mahalledeki bu dürüst ve namuslu arkadaşınız adına sizlere 24 saat mühlet veriyorum. Herkes eşyalarını çıkaracak. Çıkarmayanı ben ve arkadaşlarım birlikte döveceğiz. Abim, ben de sizinle gelecektim. Atla arkaya. Aa, babam geldi. Ah benim güzel kızım. Hoş günden geldin. Güne büyüyorsun. Kaçıracaklar bak, korkuyorum. Al şu parayı, bir duble sigara iç. Sağ ol abla. Emrin nedir söyle bakayım. Kim bu Şahan? Hep duyuyorum. Şahan gene içeride 10 kişiyi parçalamış. Ay nasıl biri bu? Ah hiç sorma. Bakmaya kıyılmaz bir baba yiğit olmuş içeride. Saf yürek. Ufak tefek diyorlar ama. Sen gövdeye bakma, içeridekine bak. Devede de kalıp var ama ot yer. Şahan küçüktür ama et yer. Şunun şurasında biz iş adamıyız. Üstelik de küçük işlerin adamı değiliz artık. Ama bu mahalleye taktım. Baraj ihalelerini nasıl başardıysam bunu da öyle sıyırmak istiyordum. Sıyırdınız sayılır. Vakıflardan ben kiralamışım madem. İstediğim zaman boşaltırım. Evet, boşaltırsınız. Denizi geçti, derede boğuldu derler adama. Öyle derler efendim. Ben şirket ayrıya değilim. Değilsiniz efendim. Kim bana fazla ücret verirse ona kiralarım. Kiralarsınız efendim. Karşıma bir de Efsane Şahan diye birini çıkardılar. Ulan bizim halledemeyeceğimiz iş mi var? Halledemeyeceğimiz hiçbir iş yok efendim. Adamın çok neşi varmış. Ne yapalım yani? Bizim de içeride zımba gibi adamlarımız var. Takmışım bir kere bu mahalleye. Haklısınız. Haklısınız efendim. O adam içeriden çıkamaz efendim. Tembik Texas he? Bizim Zakur nerede lan? Şahan abim geldi, Şahan abim! Ne olmuş? Şahan gelmiş ama ne yazık ki sen göremiyorsun baba. Gözlerim görmüyor ama gönlüm Şahan'ımı görüyor. Şahan abim gelmiş. Şahan gelmiş! Hadi koş! Koş demek ki! Şahan mı gelmiş ha? Şahan gelmiş yürüyün! Hesabı almayacak mısın ya? Boş ver lan hesabı. Şahan gelmiş. Şahan mı gelmiş? Yağmış! Şahan gelmiş. Hadi. Sen git anne, ben gelmeyeyim. Şahan! Şahan!
Sen biri megafon olsun hadi. Abim! Abim! Ah abim! Abim öldür beni, döv beni! Nasıl çıktın? He? Ödümüz koptu cinayetlerden. Herifin kafasına geçirmiş tavlayı. Tavlayı vurdun ha! Abim hem vurur hem adamını vurur. Ha, korkulur. Abim, abim. Ha, getir. Abimiz. Sevgili kardeşler, kurbanlar, kardeşlerim. Sesim geliyor artık, değil mi? Bundan sonra hep gelecek. Hep gelecek. Bir dakika. Şah Hanım bizi evlerimizden atıyorlar. Atamazlar. Biraz sıkar, silkelerim adamı. Şah abi. Efendim? Bütün mahalleyi kapı dışarı ediyorlar abi. Ya kimse sizi kapı dışarı edemez. Sıkar biraz. Silkelerim adamı. Efendim? Madalyon belası bitti. Göçe zorluyor Şah Hanım. Kimse sizi göçe zorlayamaz. Sıkar biraz. Silkelerim adamı. Hiçbir şey yapamaz. Abi. Kim konuşuyor? Bu mahalleli atmasınlar, boşu boşuna yakmasınlar anladın mı? Atamazlar. Yakamazlar. Sıkar biraz lan. Silkelerim adamı. Arkadaşlar bir dakika. Biz bu evlerden çıkmayız demiyoruz. Yalnız tapulu malımız da demiyoruz. Bize yeni yerleşim yerleri göstersinler çıkalım. Bu yasada vardı. Nasıl? Ha bu yasada ve anayasada. Bu yasada ve anayasada var. Kimseye anayasal haklarımızı çiğnetmeyiz. Kimseyi dışarı attırmayız. Ama madalyon atar. Şahanı görünce benze atar. Doğru. Şahanı görünce benze atar. Şimdi sevgili kardeşlerim, kara gözlü vatandaşlarım, sizi kimse buradan atamaz. Sıkar. Sitelerim adamı. Kardeşler, güzel günler yakında, çiçekli ve güzel günler. O çiçekleri hep madalyon geldi. Hayır. Ne? Bu işte ne oluyor lan? Yatar. Geldiysen hoş geldin, safa geldin. Ya bizim de kendisine bir çift lafımız var. Allah insana bir ağızla iki kulak vermiştir arkadaşlar. Niye? Bir söyleyip iki dinlesin diyedir. El için kuyu kazan önce içine kendisi düşer. Köpek dişlerini kaybeder kuyunu asla değiştirmez. Ve yalanın ipi kısadır arkadaşlar. Bunlar kim be? Ne oluyor burada? Arkadaşlar. Muhalefete de söz hakkı vermeli. Muhalefete de söz hakkı vermeli dedi. Dedi yok. Dedikodu yok. Madalyon, kürsüye gel. Bizim kantar Köroğlu gibi tartar. Zengine vurur, yoksulu korur. Ya, gel vatandaş, gel. Sen de gel. Gel kardeşim. Ne oluyor ya? Nereye gidiyorsunuz? Atlayın lan arabalarınıza. Görmüyor musunuz? Üstümüze geliyorlar. Hadi. Gelin, kaba kuvvet kullanmayın. Gelin, çabuk koşun, gelin. Biz kurtarın arkadaşlar. Konuşa çözeceğiz arkadaşlar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Artık bundan sonra gün 24 saat kendi kahvemde gece gündüz demeden sizin dertlerinizi dinleyeceğim. Gece gündüz demeden arkadaşlar. Hepinizi teker teker bekliyorum. Sağ olun kardeşlerim. Sağ olun. Şahan. Yalancılar, sahtekarlar. Söylediklerinizin hiçbiri doğru çıkmadı. Az daha hepimiz ölecektik. İşiniz gücünüz benden para sızdırmak.
He? Hani, hani lan? Hani 10 adam öldürmüştü, 5 adam öldürmüştü? He? Cezaevi müdüriyetine bile yansımayan basit bir tablo meselesini, he? Abarta abarta bu hale getirdiniz. Beni de gafil avladınız. Hayvanlar! Çekilin lan arkamdan! Yıkılın! Şahanım, aslanım, derdimi anlatmaya geldim. Kocam çalışmıyor, eve de ekmek getirmiyor. 4 çocukla ne yaparım? Karının kocasını getirin. Karının kocasını getirin. Çabuk lan! Abedin! Yahu karın senden şikayetçi ha! Niye çalışmıyorsun lan? Mahallede iş mi yok oğlum? He? İş mi var da çalışmıyorum? En büyük iş işsizlik. İş olsa 8 saat çalışacağım Şahan abim. İşsizim, her gün 16 saat iş arıyorum. O halde karının çalıştığı otelde yarım gün biriniz, yarım günde diğeriniz çalışacak. Madem iş yok, var olan işi bölüşeceksiniz. Hayat müşterektir, Şahan abim doğru söylüyor. Allah razı olsun Şahanım. Sağ ol abi, pineklemekten kurtardın beni. Hadi lan karı gidelim. Hadi lan bacaksızlar, hadi. Mahalle işsiz güçsüz de doldu abi. Daş kafa yavrum, elini çek. İşler yoluna konacak. Herkese bir iş bulunacak. Bu iş nasıl olacak abi? Nasıl olacak var mı Sefer? Eşek şetmenin bile yolu yurda mı vardır? Mahalleye bir yolluk fonu kurulacak. Kısacası önceden bir avanta alınacak. O kadarlık olacak. Biraz fedakarlık lazım değil mi ama? Yok arkadaşlar, herkese bir iş gücü riski vergisi konacak. Yahu, yahu vergisiz mahalle nasıl yönetilecek? Yoksa nasıl güvence istenecek? Başta bozuk gıda satan bakkallar var. Canını, cananını, çoluğunu, çocuğunu size emanet etmiş bu mahallenin sağlığıyla oynayan. Bozuk mal, kötü gıda satan o bakkalı getirin buraya. Getirin dedim. Buyur abi. Sen misin Sefer? Benim. Ulan ne yaptın oğlum? Abi vallahi icabında iade ederiz, ne olacak? Ulan Allah rezil ettin beni, eşek oğlu eşek. Amenti duasıyla ayakta duran bu gariban insanlar bir de hastalanırlarsa çok yazık olur. Baksana hallerine, değil mi? Evet, çok yazık olur. Ya vallahi bu çocuk yapmasa. Sen her işin altından kalkarsın. Çekilin! Çekilin! Çekilin kenara! Buyurun, ne istediniz hanım karı? Seni. Yalnız seni. Anlamadım. Megafonda duyalı sesini. Unutamadım seni. Ben tanımıyorum seni. Aa, nasıl tanımazsın beni? Mahalleden sen geçerken terastan el sallayan, öpücükler yollayan bendim. Mahalleye ilk Şahan gibi girdiğinde sesini duyamıyoruz. Megafon verin diye bağıran bendim. Vay. Öyle mi? Ne çabuk unuttun. Sen benim için bir umuttun. Mihrabım diyerek sana yüz sürdüm. Taş kafa. Oğlum hayatım tehlikede. Namusumu kurtar. Seni ne kadar sevdiğimi başka türlü nasıl anlatabilirim? Bırakın. Bırakın beni. Bana bunu yapamazsınız. Şanımdan ayıramazsınız. Benim için önemli olan bir erkeğin çok gür ve erkek sesi. Buyur abi. Nedir bu? Halkın dertleri. Okuyup ya cevaplayın. Ya bu milletin ne kadar uzun derdi var. Ben özet yapayım. Evet. Temizliğe gidenlere asgari ücret ne verelim? Esnaftan vergilerini ödemeyenlere nasıl davranalım? Kafayı çekip çekip karısını döveni ne yapalım? Kocasını ihmal eden kadına nasıl muamele edelim? He? Sevgili vatandaşlarım, kara gözlü arkadaşlarım, önümüzde demokrasi, seçim ve vatandaşlık günleri var. İlk işe muhtar seçmekle başlayacağız. Bizim muhtarımız var, sensin! Sonra
yeni yasaya göre yeni parti kurulacak. Bizim partimiz var, sensin. Yeni dönemin yeni liderleri seçilecek. Bizim liderimiz var, sensin. Ya bu mahallenin ne güzel, ne sıcak, ne cana yakın insanı var. Oy, ben size kurban olayım. Bunlardan her istediğini alabilirsin. Şahan abim. He. Şahan abim araba kapıda bekliyor. Bu da nereden çıktı ya? Güneş Bingo'dan. Ya abi taksi be. Nereye gidiyorum? Köşeye kadar. Hacer'e bir uğra. Ne de olsa nişanlın. Peki oraya kadar niye yürümüyoruz? Liderler elde giderler. Ya da arabada. Sizi şöyle alayım. Buyur abicim. Sefer. Buyur abi. Halkımızın dertlerini al çocuğum. Bunlarla ilgilen. Çekil lan alalım. Buyur abicim. Şoförcük. Abim müziğini koy bakayım. Onu değil lan. Sevda türküsünü koy. Adam hep dövüşmez ya. Hadi çabuk. Koy ve gazla. Görgüsüz. İki adım yere taksiyle geliyor. Artık o kocacan. Ayakları yerden kesildi, uçuyor. Yüreğimden kopup gelen ve sana olan duygularımı anlatıyor Leyla. Hacer. Yüzün tutmadı mı? Şahanım oğlum, kör oğlum benim. Gel, gel içeri gel. Aslanım benim, ne de özlemişim. Geç. Ayağımıza kadar zahmet edip geldi. Bakma sen ona. Koca mahalleyi çekip çevirmek kolay mı? Gir aslanım, gir. Şoförcük, abim gitti, müzik bitti. Aslan Şahan'ım benim, damadım. Anan yılancı Halime ölürken seni bana emanet etti. Onun için hep üstüne titrerim. Aman iyi titre. Onun için en son aklına gelebildin. Fena alınmış bir halim var kız. Düşmanımın boynuna sarılacak değildim ya. Yarım ağızla da olsa bir hoş geldin demeyecek misin kız? Yahu... Ödüm koptu bu cinayet işine inanacaksınız diye. Ben inanmadım oğlum, ta başından beri. Ben inanıyorum. Vurmadıysan bile sahiplendin ya, vurdun sayılır. Çıkıp da ben vurmadım diyene kadar zanlısın. Daha neler? Oğlanın başına bir devlet kuşu konmuş, onu da eliyle mi kovsun? Fukaranın kucağına kavurga koymuşlar. Şeyim yandı diye silkeli hip atmış. Neyi yanmış ana? Otur hele otur. Sana kurşun hazırlayayım, kurşun dökeyim. Benim artık Efsun'la, kurşunculukla ilişkim kalmadı Hürü Ana. Memleketin yeni dönemde yeni hamlelere ihtiyacı var. Ben siyasete atılıyorum. Atla, sen de atla. Pek yakışır düz tabanlarına. Desene bizi yüzüstü bırakıp gideceksin. Önce sivrileceksin, sonra sıyrılacaksın aramızdan. Sıyrılır mıyım hiç aranızdan ana? Allah yürü ya kulum derse, inşallah hep beraber yürürüz. Sen nasıl madalyonu yediysen, biri de gelir seni yer. Aman aman, herkes birbirini yesin, bana ne? Benim yamyamım sensin. Beni senden başka hiç kimse yiyemez. Çok özledim seni kız. Çukur yanaklım benim. Ne bu be? Pezo muyuz biz? Şununla konuşsana abi. Kim bu parça yav? Sen yokken taşındım ailemize.
Öyleyse durdur şu karıyı, konuşalım. Olur. İyi geceler. Baksana bayan. Şahan abim seninle konuşacak. Ne konuşacak? Ne konuşacağı var mı kız? Bundan böyle bizim mahallenin taksileriyle gidip geleceksin. Karıya bak. Hangisi olursa. Hangisi olursa yok. Bir derdin oldu mu bize söyleyeceksin. Her zaman bizi dinleyeceksin. Benimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Aslan abim be. Gerçekten en büyük sensin ha. Sağ ol kardeş. Hacer yengem onun evine temizliğe gidiyor. Ha, iyi iyi. Ne? Bu karının evine mi gidiyor lan? Hacer, kız! Şşş, baksana kızı geçip laf edeceğim. Hey, bana bak! O hizmetini gördüğün Dilber kim? He? Neyin nesidir? Kimin fesidir? Çabuk söyle! He? Sana söylüyorum! Dursana iki çift laf edek! Dostum musun ki durup iki çift laf edeyim? Benle doğru dürüst konuş kız! Olmaz! Aramıza kan girdi. Öyleyse şimdi gider atarım mahalleden. Sakın ha! Öyle bir şey yapma! Öyleyse ne işi var gece yarısı erkeklerle? Hiç hiçbir şey! Sana ne? Sana ne? Ulan bütün mahalleyle baş ettik, bu karıyla baş edemiyoruz ha! Hizmetçisi! Eşek yok eşek! Mahalledeki Şahan'ı tanıyorsun değil mi? Evet, tanıyorum abla. Ne olacak? Kız, o ne biçim erkek öyle? Şöyle alttan üstten bir baktı mı, insanın kemikleri titriyor. Bugün büfedekilerin hepsini indirmeyeyim diyorum. Biliyor musun kız, onu görünce bayağı heyecanlandım. İnsan ünlü bir kabadayının yanında ne diyeceğini şaşırıyor. Kanı beş para etmez, yüreksizin tekidir. Onun içinde gözünü kırpmadan adam vurur. İnsafsızın biridir o. Aa! Mahallede tek düşmanı sensin galiba. Herkes tapıyor adama. Benim amcamı vurdu. Aramıza kan koydu. Katil ne olacak? Ya öyle mi? Demek o kadar insafsız. Efendim şimdi ben de bu güvene layık olmaya çalışacağım. Yeni yasaya göre bir üst kuruluş oluşturacağız. Adını da Garibanları Koruma ve Güzelleştirme. Evet güzelleştirme cemiyeti koyacağız. Uygundur. Uygundur. Münasiptir. Münasiptir. Yerinde bir karar. Yerinde bir karar. Zafer. Yavrum, bu garibanları korumaya koruruz da nasıl güzelleştireceğiz onu düşünüyorum. Ya hiçbir adam gibi kunda kullanmamış. Arkadaşlar dağılın da liderimiz mahalle meselelerini düşünsün. Şahan abi. Ha gel bakayım küçük haberci gel. Şahan abi. Heh. Fıstığa boyalı. Bak şimdi sana. Fıstığa boyalı magazin götürüyorum. Selamını söyleyeyim mi? Heh. Şimdi sen git ona benim selamımı söyle. De ki Şahan abim seni deniz kıyısının sahilinin kenarında bekliyormuş. Sakın ayaklarını ele verme. Sen şansın. Bütün kadınlar seni. Ulan de git eskiden seni. Eşek ıklaşacak. Bana akıl veriyor hırbu. Ah abim. Vur beni. Öldür beni. Ufaklıkla ne konuştun? Sana ne ulan hıyar? Hareket yok. Hareket lazım abi. Hareket. Aşk özgürlük gibidir. Hiçbir zaman engellenemez. Sevmek keman çalmaya benzer. Bilmeyen kötü sesler çıkarır. Sen kemandan da beter. Davul sesi çıkardın. Ben çıkarmadım ana. Çıkarttırdılar. O davul patlayacak. Fos olduğun ortaya çıkacak.
yaparsan sesin kesilecek. Yok ben postaya gelim. Ben çetin cevizimdir. Üstelik mahpushaneden de deneyimliyimdir. Deneyim için amcam gibi birini mi seçtin? Hı? Vurmadığımı biliyorsun. Bana name ediysen. Öyleyse büyük şahan, çık mahalle meydanına vurmadığını anlat. Vurmadım anam. Vurmadım gülüm. Vurmadım yanağı çukurlum. Öyleyse eskisi gibi Veysel İnce ol. Bırak bu sahte şahanı. Hıyar oğlu hıyar. Yahu bunca umut, bunca güven. Sonra mahalleli ne der? Ya bana ne der? Amcasını vuran adamla evlendi der. Ya bunu yap ya da beni gözden çıkar. Doğru. Çıkardım anam. Kimi? Bunca yoksul yetimi evinden çıkarıp attıramam. Seni çıkardım. Beni mi? Puh! Senin gözün çıksın he mi? Çıksın be güzelim. Çıksın. Yanağı çukurlu. Eş! Ne? Ne yapıyorsun lan orada? Şş! Evine kadar sabredemedin mi lan? İhtiyar muruk! Sarhoş! Baba! Ha, şahanımı görüyorum. Çok yağız, çok yiğit oğlan. Ya diki dalga ya aşkım, senin gözün görmüyor ki, ben de dalga mı geçirdim? Benim gönül gözüm görür. Seni sesinden çıkardım. Ben adamı ensesinden değil, sesinden tanırım. Sesi gür olanın kendisi de yiğit olur. Ne oldu şahanım? Suyu kesilmiş değirmene döndün. Yoksa bir camdan sinyal falan mı aldın? Bana dalga geçme. Vallahi sen gürüyorsun ha. Gürmüyorum diye bana numara yapıyorsun. Ben gözün göze söylediğini duyarım. Hadi bakayım sen ufak ufak buradan uzaklaş. Tamam giderim de. Ha şimdi ayaklarına dikkat et daha merdivene çarpma. Sen de dikkatli ol, pencereden bakan kadınlar var. La bu herifin başka tarafından gidiyor. Karıya durdu yavaş yavaş. Şahana bak, o kadının evine girdi. Ne yapsın oğlan, bekar adam. Haklı vallahi. Olur mu canım? O mahallenin önderi Ermiş Şahan. Beline, eline, diline sağlam olması gerekir. Gel. Gel aslanım. Gel şahanım. Gel. Kral şahanım, yiğidim. Beni koruyacak güçlü bir erkeğe ihtiyacım var. Sarıl bana. Oy. Bırakma beni. Bütün kadınlar senin önünde diz çökmeli. Çök o zaman. Boğ beni. Senin Allah. Ellerinde ölmek istiyorum. Abla. Abla. Bu ne hal? Bu ne hal? Elbise. Elbiseni çıkar. Kim o? Hacer'im. Hacer. Kim o? Kim geldi? Ayakkabılarımı bağlıyordu. Şundan da sil bakayım. Elbisenizi ütülemiştim. İyi etmişsin. İyi akşamlar Şahan Bey. Sağ ol. Bu bakarı beni öldürür. Şahan! Hacer'im yavrum bir dakika. Sen beni dinle bakayım. Bak benim o kadınla hiçbir ilişkim yok ha, tamam mı? Gördüğün gibi o benim ayaklarıma kapandı. Bundan sonra artık seninle konuşmak istemiyorum. Bak yavrum, itanem, güzelim. Dokunma bana katil. Bak yanağı çukurlum, bana böyle şey söyleme. Tamam mı? Ben seni çok seviyorum. Senin üstüne gül koklar mıyım hiç? Yanağı çukurluğum benim. Niye koşuyorsun benim peşimden ha? Çek bir selini. Sana benim gibisi değil. Bacağı açık kız, lazım. Kapat dedim. İşte. Kız, açacağım işte. Kapat dedim. Lan benden başka. İlk önce ben göreceğim. İlk önce ben göreceğim. Tamam mı? Gösterme. Yok. Çek. Ulan ben göreceğim. Yoksa temizlerim seni ha. Temizlerim yoksa seni.
Anladın mı? Temizlik meselesinden bahsediyordu burada. Baktım apartman çok kötü. Dedim yalnız ben temizlerim burayı. Kapıcı nerede? Bir de o temizler. Bir de onu soralım bakalım. Kapıcı? Nerede bu apartmanın kapıcısı ya? Söylesenize bana. Kapıcı? Aha aşağıda değil mi? Kapıcı? Yavrum. Baksana bana bir bakayım. Kapıcı? He? Gel bakayım çocuğum. Neredesin oğlum? Neredesin ha? Kaloriferlere bakıyordum. E peki bu tam bu sıcağında kalorifer yakmak ne demek oluyor? He ne demek oluyor? Ne bu lan? Ne bunlar? Ne bu apartmanın pisliği? Demin buraya kaçamın üstüne oturdum. Her tarafım toz içinde kaldı, tamam mı? He? Ulan kardeşim ben buraya kapıcılıktan geldim. Yarın hiç unutmadan bütün kapıcıları topla, temizlik konusunda talimat vereceğim. Anladın mı? Anladın mı? Terbiyesiz. Sevgili sakin apartmanlı kardeşlerim. Temizlik sorunu çözülmüştür. Bundan sonra hiçbir şeyden merak etmeyin. Yaktınız ulan beni, yaktınız. Ulan hiçbir şeyden haberiniz yok. Başladığınız hiçbir şey bitiremiyorsunuz ha? Hiçbir şey bitiremiyorsunuz. Ortaklıkta kırkızlar, kaçakçılar kol geziyor. Hiçbirinizin haberi yok ulan. Beni yaktınız, benim niye haberim yok? Konuşsana ulan, konuşsana. Sana söylüyorum. Biz kapıcıyız. Ya ulan sen alan. Kapıcı? He. Ben niye çağırdım oğlum sizi buraya? Temizlik için talimat vermem üzere çağırdınız. Ulan Allah kahretsin. Karıştırdım desene Allah belanızı vermesin size. Ben kapıcıları çağırdım ve yanlışlıkla. Neyse ben de kapıcılıktan geldim. Severim bir tık kapıcıları. Hadi bakayım. Herkes kapısının önünü temizlesin yeter hadi. Hadi lan hadi hadi bakayım. Geri hadi. Boştur efekim. Tamam lan hadi. Şahan abi. Seni görmek isteyen iki kişi var. Nereden? Hal ve paketleme kurumundan. Lafı omuzundan dinleme lan. Nerenin temsilcisi dedim. Nerenin temsilcisi? Nerenin? Hal Eminönü paketleme yüksek kaldırımdan abi. Peki gelsinler. Gelin. Merhaba dertler. Merhaba monşer. Merhaba. Konuşun bakalım. Her şey çığırından çıktı. Küfelerin dibi delindi. Hıyarlar durmuyor. Bizim küfeler delindi. Yeni küfeler de gelmiyor. Hıyarcıklar yerlerde sürünüyor. Fazlasını denize döküyoruz. Hazırlıkları tamamladık. Duvarları boyadık. Turfanda paketleri bekliyoruz. Anladın mı? Sefer. Ha. Buyur abi. Ya ben bir şey anlamadım bu sefer. Bunlardan bir tanesi kabzımalı ama öteki yuvarlak mı? Gidince anlarız. Denetlemeye gidelim. Herhalde. Şahan abimizi alkışlayınlar, alkışlayın. Çok teşekkürler. Şahan abi. Sağ olun arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Dikkat et lan Hanso. Arkadaşlar sağ olun. Bu memlekette... Buradan böyle... Herkesin... Bu tarafa kadar... Evet, herkesin taşıyacağı kadar yük vardır arkadaşlar. Devam et şu taraftan. Evet, taşıyamayacağınız kadar yük almayın kızınız arkadaşlar. Arkadaşlar... Herkes bir yükün eşeğidir bu arada. Bundan sonra sırtınızda ben varım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben de sizden aynı yerden geldim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Böyle tekerlek çevirmez. Yık lan niye çevirmez? Allah size bak. Bak ne kadar güzel dönüyor. Buruk gördün mü nasıl dönüyor? Bak gördün mü ne güzel oluyor abla. Ya dayılar sallanacaktı sallanır mı? Sallanır tabi Buruk. Asıl dayılar sallanır. Hır bu. Kayar Muruk, kayar! Hop yallah! Lan hep onlar eğlendiler, kaydılar tamam mı? Biz de biraz yapamadıklarımızın acısını çıkaralım. Herife bak ya! Bu adama bir oyun oynamalı. Oynamalı? Kaçakçılık yaptıralım patron.
Sonra da ispiyon edip yakalattırırız. Güzel. Güzel ama nasıl? Telefonla teklif edelim. Edelim patron, edelim. Edin. Edin ve Şahan'ı ikna edin. Olur patron. Olur patron. Alo? Verin ben Şahan. Sizler mi bizi destekliyorsunuz? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Makbule geçtik. İthalat, ihracat işleri gibi zahmetsiz ve önemsiz işler. Ama kârı büyük. Ne alıp ne satacağız? Mesela demir olabilir mi? Sonra o demiri çubuk haline getirirsiniz. Ortasını delersiniz. Yiv set açarsınız. Sonra da kiralık bir katilin eline verirsiniz. Ama kötü şeylerden bize ne? Biz ithal yapıyoruz, öyle değil mi? Niye olmasın? Bana İsviçre'den yer ayırtın. Ben de size Bulgaristan'dan ayırtırım. Çok mu anlayışlıyım kurban? Şimdi sevgili uluslararası kardeşim. Ben o demiri alırım, bir güzel kızdırırım. Sonra da münasip bir yerine sızdırırım. Patron, küfür ediyor. Çok kötü ediyor. Kapa telefonum, kapa telefonum. Kapatma lan eşyol eşek. Merhaba abi. Bak demiri geçirince kapattı. Eski tüsüğü yırttım. Yenisini hazırlıyorum. Bütün eski yobaz, bağnaz, tutucu fikirleri temizliyorum. Oh! Yarın da düğüne davetlisin. Madalyonun adamıyla bizim mahallenin kızı Şüküfe evleniyor. Yarın düğünde olman lazım. Ya sen gelmiyorsun mu? Abi önce bakkaldaki hesabı temizleyeyim, orada buluşuruz. Desene sen bakkal. Ben de unuttum seni bakkal olduğunu ya. Müsaade et şunu alayım. Görüşürüz orada. Hesaplarla fazla oynama ha, Allahsız. Sen gidin kazıkçı bakkal. Salonda iki tane dayı var. Herkes onların ne yapacağını merak ediyor. Nerede hareket? Orada bereket. Önemli bir durum yok abiler. Buyurun, oturun rica ederim. Sevgili abilerimin izniyle hareket başlasın mı? Hı? Teşekkürler. Müzik! Ateş olup yaksan da
Anca güller taksan da, ahu olup baksan da, affetmem asla seni. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ahu olup baksan da, affetmem asla seni. Son altından taçarsan, aşkıma muhtaçarsan, derdime ilaç olsan, affetmem asla seni. Son altından taçarsan, aşkıma muhtaçarsan, derdime ilaç olsan, affetmem asla seni. Yakut yüklü dal olsan, al ipekten şal olsan, peteklerden bal olsan, affetmem asla seni. Yakut yüklü dal olsan, al ipekten şal olsan, peteklerden bal olsan, affetmem asla seni. Sevgili misafirler, Madalyon Bey'in ve Şahan Efendi'nin ayrı ayrı birer şarkı istekleri var. Hangisine önce başlamam gerektiğini bilmiyorum. Olay çıkmasın diye kendi şarkımı söyleyeceğim. Benim olsam seni bir gül gibi. Hey, bu şarkı söylenir mi lan? Yengemin şarkısı, kes! Tabii ulan, bu şarkı söylenir mi? Allah'ım be! Ben çoktan tüyüyüm bak. Hacer! Anne! Gördün mü Yiğit Şahan'ımı? Nasıl dağıtıyor ortalığı? Aslanım benim! Karanlıkta nasıl görüyorsun ki? Oluyordur o! Ya o mu? Kim? Ne oluyor ya? Kim gibi dövüyor? Şahan'ım parçalıyor ortalığı. Aslan abim, aslan! Bana bak, sen kör gözünle nasıl görüyorsun? Bütün bunları biz cıvıldak gözümüzle göremiyoruz bu karanlıkta. Yetişin dağıt! Adamı öldürüyorlar! Can kurtaran yok mu? Bağırmayın! Yetişin! Kahramanlar böyle zamanlarda belli olur. Aslan Şahan'ım benim! Karanlıkta nasıl görüyorsun Şahan'ım? Karanlıkta da belli olur oyun vuruşu. Aslan'ım benim! Aa, Şahan nasıl? Seni görmek için deliriyor. Baba nerede? İçeride. Şahan'ı ne zaman göreceğim ama? Görürsün, görürsün. Ben önce babanı göreyim de. Gene o adam. Benim durumumu gördün mü? Düğün. Hı? Aman patron, sana hiçbir şey olmamış. Ama Şahan'da sağlam bir yer kalmamış. Lime lime, lime lime. Ya öyle mi? Adam üstüne gittikçe büyüyor. İyi bir ağzını burnunu kırdık. İçin bıkıp... Ya, iyi iyi. Uzlaşmaya yanaşalım. Nerede istiyorsa orada konuşalım. Evet, en iyisi uzlaşıp durumu kapatmak. Ben buluşma yerini sana haber veririm. patron, bir yere... Allah! Ne sakar adamsın be! Ya!
Buyur. Buradan yak. Sağ ol, kullanmıyorum. Ne mutlu size. O zaman arabadan viski getirteyim. Buzlu mu, buzsuz mu? Ben terko suyu içiyorum. Ha? Ha, prensip mi? Adet. Yemezsiniz, içmezsiniz. Siz çağdaş melek misiniz be adam? Nasıl sayarsanız. Sizinle anlaşıp uzlaşmak istiyorum. Ben de istiyorum. Aramızda anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Evet, hayvanlar konuşa konuşa, insanlar koklaşa koklaşa. Evet, doğru. biliyorsun, bu mahallede benim çıkarlarım var. Benim de var. Demek aradan çekileceksiniz. Öyleyse anlaştık. Çıkarlarımızı uzlaştıralım. Buyurun. Bu ne? Çek. Burada olmaz. Etrafta adamlar var. Ayıp olur. Ay belki pardon. Anlamadım. Haklısınız. Sabırlı geldi. Buyurun yazın. Siz yazsanız daha iyi olur. Kaç para ettiğimizi bilelim değil mi? 10.000 hazır. Yetmez. Bir sıfır daha. Yetmez. Bir sıfır daha. Yetmez. Bir sıfır daha. Tersten hiçbir şey belli olmuyor. Bir sürü sıfır, bir tek bir var. Öyleyse düzden bak. Düzden de hiçbir şey fark etmez. Ben insanımızı satmam. Seni o mahalleye bir gün bana lazım olursun diye koymuştum. Her şeyin bir bedeli var. Biliyorsun, sen benim son kuzumsun. Zor durumda olmasam seni bu işe bulaştırmazdım. Ama öyle bir pisliğe bulaştım ki... ancak sen temizleyebilirsin. Her şeyi hallet. Hatta bir başkasını bul. Ver eline bitir işi. Bu efsane burada kapanmıştır madalyon. Merak etme. Bir yolunu veya birini bulup bitireceğim işini. Haber göndermişsiniz. Gelmemi emretmişsiniz. Şahan Bey. Ne istersin? Hele önce şöyle bir oturalım Hacer Hanım. Evet, oturun. Seni özlemişim kız. Hani gözden çıkartmıştım beni. Gözümden çıkardım. Ama kalbimden çıkaramıyorum. Senin ne mal olduğunu çok iyi anladım. Benden dik dik konuşma kız. Seni çok seviyorum. Hem de hıyarın çiçeğini sevdiği gibi seviyorum. Hıyarın çiçeği gene hıyardır. Anlamadın mı sanıyorsun? Güya kuş kadar aklınla bana sitem yapacaksın. Ters ters konuşma kız. Konuşsam ne olur? Ne kabarıyorsun horoz gibi? Benim horozlandığım falan yok. Ne dayılanıyorsun? Dayılandığım falan yok benim. Dayılığında, kabalığında bana sökme. Söktürmek isteyen kim kız? Ne de yumuşakmışsın meğer. Gören de seni pamuktan sanır. Yumuşakım kız. Hele senin yanında elim ayağım tutmaz oluyor. Şimdilik iyisin ya. Sonradan domuzluğun tutmazsa. Kız, buldun benim gibi Mecnun'u. Kayın Leyla'yı oynuyorsun. Sana bir çay söyleyeyim mi? Hadi benim çayımı iç bari. Şu semede mi de ye? Ha? Hem yap bakayım ha? Ne güzel yiyorsun. Buyur abla. Abla sen benim yakınım sayılırsın. Ablam. Ne demek, tabii öyleyim. Bir şey diyeceğim sana. Sırrımı açacak. Bir isteğin varsa söyle, çekinme. Şu benim nişanlım Şahan var ya. Ne? Nişanlın mı? Hey ya abla, nişanlım. Niçin daha önce söylemedin? Ne gereği vardı? Ne olmuş ona?
Ödley'in tekidir. Azılı kabadayıdır. Hiçbir şey değildir. Ama mahallenin böyle bir insana ihtiyacı vardı. Mecbur olunca herkesin birine ihtiyacı olur. Hacer, madem Şahan senin düşmanın, vur gitsin. Gerçi aramızda kan var ama anamın dediği gibi rahmetli de makbul adam değildi. Haramdan helalden anlamazdı. Uçkuruna çok gevşekti. Bak bu domuz öyle değil. Allah için beline çok sağlamdır. Bu mahallede benim namusumu korudu. Bana bir abla gözüyle bakılmasını sağladı. Ve tüm bunlar bir hiç olan Şahan yüzünden. Ya, bu mahalleye bunu yapamam. Bu insanların böyle birine ihtiyacı var. Ne oldu? Yapamadım. Ne demek yapamadım? O çok güçlü bir insan. Kurşun işlemiyor. Nasıl işlemez? Sıktın mı ki? 7 el ateş ettim. Bana mısın demedi. Adam efsunlu. Bu yüzden kendisine güveniyor. Yerden kurşunları topladı, elime verdi. Yok ya. Vay 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 vay. Kurşunları toplamış, eline vermiş. Seni aşağılık seni! Bize numara ha? Yuttuk mu sanıyorsun? Bilmiyor muyuz biz bu ayakları? Herife aşık oldum. Aşık olmanın ne demek olduğunu görürsün. Atın şunu inşaatın dibine! Yok, yapmayın! Bırakın beni ne olur, yapmayın! Abicim! Abim, abi! Döv beni abi, öldür beni! Mahalledeki kadıncağızı işkenceye götürdü madalyon! Kim ulan? Kapatma kadını işte! Neden oğlum? Senin yüzünden! Kurtaralım abi! Tamam buluruz, kurtarırız! Tamam, ben sana yerini gösteririm! Kısasa karşı kısas! Tamam, hadi çek bakalım! Atla abi! Abi. İşte ağam, karşıdaki yer! Kapıda da köpüğü dolaşıyor! Şahan abi! Isırmasın köpek. Lan o ısırırsa herife yazık olur. Ben gelmiyorum tanrılar. Hadi halledeceğiz. Biraz siyasi davranacağız. Selamün aleyküm kurban. Aleyküm selam. Nerelisin? Konyalıyım. Neresinden? Çumra'dan. Sen o şeyleri tanır mısın ya? Hacı İlyasları. Kim tanımaz onları? Ben onların yanında 3 yıl yanaşmadırdım ha. Yapma ya. Vallahi 3 tane de leşim var. Yemin et. Allah canım anneannenin ölüsünü öpeyim ki. Peki sen şu kapıyı aç bakayım çocuğum, hadi. Olur. Aç. Aferin lan sen çok iyi kapı açıyorsun ha. Çık bakayım dışarı çık. Sen şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. İçerideki karıya 2000 lira verem mi ben sana 2000 ha? 2000. Peki 5. Peki lan son 10.000. Ben pek değilim. Oğlum ben sana bir dedim. Avanta veriyoruz Allah'sız. Ben namuslu adamım. Avanta yemem. Peki lan 10.000 lira maaşla ne yapıyorsun sana? Diyorsun ha şöyle çek. Taş kafa. Sefer. Alın bu adamı. Avanta yemiyormuş. Lan oğlum fazla canını acıtmayın adamı. Bir dakika. Oğlum dur Allah'sız dur. Bu bıyıklı ve saçlı abimize avanta yemeği örgütene kadar bir güzel ufalayın. Hey kimse yok mu orada? Oğlum madalyonun emri var. Hazır ol. Taş kafa. Arkadaşa madalyonun emirlerini yumuşak bir şekilde anlat bakayım. Buyur abi yola çık. Şahan! La oğlum bu karının sesi nereden Şahan! Geliyor ya? Havadan mı geliyor, yerden mi geliyor? Kızım ne işin var orada senin? Şahan! Olur mu bu abi? Aslan Şahan! Atla aşağı! Atla abi atla, güzel karı ha! Nasıl atlayacağız oğlum? Sen bilirsin abi! İp atın diyor! Ne yapacağız şimdi? Ne yapacaksın? İp atılacak. Hah.
Tamam abi, kay şimdi. Yüzker oğlum biraz. Hadi abi, kay. Lan çok yüksek, ben nasıl atlarım ya? İyi kay. Atlamayacaksın, kayacaksın abi. Peki, kayayım. Hadi, İyi görün. Gördün mü taş kafa? Şahan abim nasıl kaydı? Aslanım Şahan. Şahan olmak kolay değilmiş. Beni kurtaracağını biliyordum. Sen gerçek bir kahramansın. Anladım. Ben gerçekten kahraman oldum. Şahan abim! Bunun hesabını sormalısın abi. Soracağız tabii ama nasıl? Sen de onun kızını kaçır. Kısasa kısas. Tom Mix'e karşı tek sans. Lan Yanar Döner, gerçekten madalyonun kızı var mı? Var tabii, olmaz olur mu? Sen beni bizim evin altındaki bodrumda bekle. Ben kızı alıp geliyorum. Tamam mı abi? Ben seni hiç anlamıyorum. Bir oradasın bir buradasın. Neden? Nedeni var mı? Hareket! Nerede hareket? Orada bereket! Herif hareket memuru sanki. Baban evde mi? Kim? Baban. Dur bir bakayım. Yok. Oh, yandı Şahan abim, yandı. Ne oldu Şahan'a? Büyük Şahan'dan büyük bir haber getirdim sana. Kaç para istiyorsun? Para mı? Bazı aşklar parasız da yaşar. Koskoca Şahan'ı kimse yıkamadı ama senin sevdan yıktı. Ben de çok seviyorum ama biz birbirimizi görmedik ki. Bir resmin geçmiş eline. Ferhat'la Şirin birbirini mi gördü? Leyla ile Mecnun aynı mahallede mi oturuyordu? Doğru. Ya kardeşim, ben sizin gönül yelpazeniz miyim Allah aşkına? Seni kaçıracağım ona. Yemin et. Vallahi hadi. Gelinliğimi giyeyim mi? Niye giy bari, şimdi orası diye gideceğiz. Bir de gelinlik peşinde koşmayalım. Abla, sen gene bir 15-20 bin lira kadar bir çerez parası al yanına. Neme lazım, yolda lazım olur belki, değil mi? Yahu Zafer, şimdi bu karı geliyor mu? Bilmem. Adamın adı Yanar Döner. Delinmemiş kabağa bile girer Şahan abi. Yahu anladım da şimdi bu madalyonun kızını nasıl getirecek buraya? Getirdim bile. Vay muhterem hareket memuru. Hacı. Şahanım. Anam. Şahanım. Öbürü diyor ulan, öbürü diyor gelin kız. Gelin kız öbürü diyor. O ayı değil. Ulan bu ne biçim gelin, kapanın elinde kalıyor ya. Lan sen hiç tarif etmedin mi Şahan'ın kim olduğunu? Burada kaç tane Şahan var Allah size! Şahanım! Bir tanem! Çok şükür, sonunda buldun ya! Allah senden razı olsun, çok zahmet! Sus, ağlama! Sus, tamam! Geçti! Allah sizi mesut ve bahtiyar etsin! Bu işi tamamlamak için hoca getirdim! Hocacığım! Hoca! Karıştırmayı bırak şu ton balığı, al şu 500'lüğü hadi. 500'lüğü abi, ben 200 saatte 2-3 bin yolumu buluyorum. Kes sesini, özel bir görev bu, kaybet ton balığı. Hoca para istemez. Dur lan, önce ben kıyara düzelt şuranı ha. Hoca! Hoca sizi kıyacak. Nikahınızı kıyacak. Hadi bana eyvallah. Bambala çektirme. Dede, imam geliyoruz. Şahanım, evimiz burası mı? Hiç eşyamız yok mu? Oğlum, taş kafa, Sefer. Buyur. Hadi bakayım, gidin burayı eşyayla doldurun. Olur. Bizi imamla yalnız bırakın. Hadi. Olur abi. Hadi. Bana verilen yetkiyle sizlerin imam nikahını kıyacakmışım. Hazır mısınız? Hazır mısın dedi. Hazırım. Karı hazır. Ben de hazırım. Duaya başlayalım öyleyse.
Minnen uçukat bin numara çıkıyorum alıp mura. Turba İzmir'e çıkıyorum. Hacer abla! Hacer abla! Ah Hacer abla! Ah, yüreğim yanıyor abla. Sana yapılır mı bu? Senin üstüne gül koklanır mı abla? Neler diyorsun sen? Şahan dün gece boş bir inşaatta evlendi. Duymadın mı? Neler saçmalıyorsun sen? İki gözüm önüme aksın. Kiminle evlendi? Madalyonun kızıyla. Ne zaman? Dün gece. Ya, demek dün gece. Evet, dün gece. Abla, eğer öc almak istersen sana bir akıl vereyim. Kızımı nereye kaçırmış olabilirler? Bunun hesabını soracağız. Kaçıran hayatıyla ödeyecek. Bulun kızımı bana! Kızımı bulun bana! Merhaba patron. Kızını kaçırmışlar. Duydum, çok üzüldüm. 4 gün hasta yattım. İntikamınızı alın. Nasıl? Siz de onu can evinden vurun. Evi nerede onun? Şuş, oha oha. Evi değil abicim, sevgilisini kaçırın. Arabalar hazırlansın. Derhal bulunsun, kimse o kız derhal. Bir dakika. Hiç gerek yok. Kız burada. Yani nasıl burada? Kendi ayağıyla geldi. Aha. Gel seni tanıştırayım. Sevgilisi Hacer, Madalyon. Memnun oldum. Kızınızı kaçıranın siz de sevgilisini kaçırdınız. Bu şimdi onun sevgilisi mi? Senin düşmanın benim de düşmanımdır. Bundan sonra birlikte hareket edelim. Bize güç verirsin. Dişe diş mücadele başlıyor. Ama yine de kızımı istiyorum. Baba! Kızım, o herif sana dokundu mu? Hayır baba, hiç dokunmadı. Geçmiş olsun. Nasıl kurtulmuş? O bıraktı. İyi günler. Gerçekten dokunmadı mı? Hayır baba, tertemizim. Kızım. Ne yakışıklı, ne nazik bir erkekti o. Çok dekolte, çok salaş bir yerde nikahımız kıyıldı. Ne? Nikahta mı kıyıldı? Ben de senin canına kıymazsam eğer Şahan, bana da Hacer demesinler. Kimse onun kılına bile dokunamaz. O benim imam nikahlı kocam. Kimseye söz söylettirmem ona. Siz daha onu tanımıyorsunuz küçük hanım. Madalyon bey, herhalde bana yardım edersiniz. Öyle değil mi? Şahan'ın yok olması için, evet, yes! Abim! Tamam, hallediyoruz. Vur abim, öldür beni. Ne oldu lan sana? Can evinden vurdu abi, öldürdü darbeyi, en sona saklamış abi. Kim vurdu? Madalyon. Ne? Ne yaptı? Hacer'i kaçırdı. Hangi Hacer'i? Bizim Hacer'i. Ne? Yengeyi abi, yengeyi. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsunuz lan? Ulan gündüz gözüne kaçırıyorlar. Peki siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Almış götürmüş evine, gözümle gördüm. Yani yapmaz mıyım, mani olmaz mıyım abi? İnanmıyor musun bana? Hani madalyonu kaçırmıştı lan? Ha? Şimdi ben kaçıracağım abi. Çekil yanımdan be. Ne bu hal kız? Sana ne? Her koyun kendi bacağından asılır. Bana bak, her koyunu kendi bacağından asarlar. Ben de seni asarım ha. Na canım, kimsin sen? Bana nasıl karışırsın ha? Bana bak dedim. İyi söz yılanı ininden çıkarır. Kötü söz de adamı dinden imandan eder. İmam nikahı kıydırdığın karın adamı ne eder? Yok, bak şuna. Yok öyle şey, yok. Var, öğrendim. Artık bana karışamazsın. Gündüz buradayım, gece de madalyonda. Hacer!
Abi, abim ne oldu? Bomba oldu. Bu Hacer de çok hoşuma gitmeye başladı. Ne güzel başlamıştı. Her bedelin bir karşılığı olmalı. Onu bu gece odama getireceksiniz. Emredersiniz efendim. Biz bu zamana kadar ne istediyse verdik. Şimdi sıra onda. O da bize istediğimiz her şeyi verecek. Her şey karşılıklı. Bana bakın, bana bakın, ne işiniz var burada? Geçiyorduk, uğradık. Nasıl girdiniz buraya? Kapıyı açıp girdik. Allah Allah, peki ya madalyon görürse? Sahi taş kafa, biz niye geldik? Niye geldiniz? Ne diye bilmiyorsun lan, herif sen de. Abla, bak ne diyeceğim abla. Bize yardım eder misin? Ederim peki, ne olacak? Birini kaçıracağız da. Olur, kaçıralım. Kimi? Kimi? Seni. Beni mi? Ya. Olur. Beni? Aa! Yürü! Ana, bir kız kaçırmak bu kadar zor mu? Bilmem. Hayatımda beni kimse kaçırmadı ki. Hep ben kaçtım. Yok ya. Hep sen mi kaçırdın? Ya ana, ister misin bu hıyarlar bu kızı kaçıramasınlar? Heyecanlama oğlum, olur mu öyle şey? Ya niye olmasın? Heriflerin yüzlerine karşı sürekli hıyar diyoruz. Ya hıyarlıkları tutarsa? Bırakın beni diyorum size! Bırakın, kulağımı bıraksanıza! Hıyarlar geldi! Hıyarlarım benim! Yavrularım! Ulan bırak beni! Şu an eşeği bırakın! Aa, yapmayın ya, rahat dur! Bana ne karışıyorsunuz lan? Kendinin ki hayatınızı! Abimiz emretti! Abimiz emretti! Sen bu mahallenin namussuzluğunu yapma! Namussuzluğunu yapma! Beğendirmeyin! Ne diye kaçırdınız beni sanki ha? Bırakın beni! Bırakın diyorum! Bırakın, bırakın lan karıyı! Lan oğlum ne biçim bıraktınız? Ne karışıyorsunuz lan bana? Bana kimse karışamaz! Abimiz karışır işte! Abimiz karışır! Abiniz de karışamaz! Karışırım ben! Karışamaz. Karışırım dedim. Karışamaz. Karışırım dedim kız. Kimse bana karışmasın ulan. Bak Hacer. Benim canımı sıkma, tamam mı? Sinirimi bozma. Karışamaz. Karışırım. Beni karıştırmayın be. Bak kaynanacığım, lütfen karı koca arasına girmeyin. Buyur. Aha, karı koca mı? Karı koca da nereden çıktı? Niye şaşırdın? Ben seni anandan istedim. Ben de verdim gitti. Alan razı, veren razı. Nereye gitti kızın nazı? Hı? Nazlım. Bana varacaksın mı kız? Dur biraz nazlanayım. Çok naz aşığı sandırır ha. Anlamadın mı, cilve yapıyorum ayı. Çüş. Bu ne biçim cilve kız? Bu cilve katır cilvesi. Senin cilven de belli oluyor ha. Eşek her gün kükrer, bir şey olmaz. Deve 40 yılda bir kükrer, çadır komaz yıkar. Ne güzel de laf ettin Şahan'ım. Bana varacaksın mı kız? He ya. Ne bakıyorsunuz lan? Röntgencisiniz mi? Hiç mi karı koca kavgası görmediniz? Yakında düğün var ha. Tamam mı? Adam evimizi yol geçen anına çevirdi. Bu işi sizin becereceğiniz yok. Bana profesyonel biri lazım. Birikimli, deneyimi olan bir katil lazım. İşten anlasın. Biraz da hırsı olsun. Gözü Şahan'ın yerinde olsun. Böyle biri var patron. Kim? Karabela. Kimse bu Karabela? Çabuk getirin onu buraya. Yeah!
alkışlayın lan. Alkışlayın. Ya. Abicim. Şahan. Belki taşınırsınız. Nakliye masrafınız olsun. Şu çeki al. Mutluluklar dilerim. Hoşça kal hacı. Güle güle. Hoşça kal Veysel İnce. Sağ ol bacı. İlk kez biri babamı sordu. Herkes bize kaz verdi de nasıl geçiniyorsunuz demedi. Kim ulan bu mahallenin şahını? Çıksın ortaya. Mahallenin şahını kim? Kim ulan bu şahın? En büyük şahın! En büyük Şahan, en büyük Şahan, en büyük Şahan, en büyük Şahan.